Hepiniz hoş geldiniz. Gerçi konferansımız bitmek üzere biliyorum ama çok yararlı bir konferans olduğunu düşünüyorum. Sonunda söyleyeceğim şeyi başta söylemek istiyorum. Bu kadar nadide bir topluluğun önünde konuşma yapıyor olmak benim için onur verici bir şey. Beni de buraya konuşmacı olarak davet eden Emre Bey'e hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Konferansta emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Evet, biz Kartal Bey ile olarak 4 yıldır yürütmüş olduğumuz bir projemiz var. Kırmızı solucan gübresi üretim projesi. Aslında bu başlığı az önce karar verdim. Kırmızı solucan gübresi ve kırmızı solucan üretimi projesi demek daha doğru olur. Çünkü bizim temelde hedefimiz kırmızı solucanları vatandaşa ücretsiz vermek. Tüm dünyada hazırlanan yemekleri düşünün, önünüze gelen yemekleri düşünün. Bunun 1/3'ü maalesef çöp olarak adlandırıyoruz. Organik evsel, organik atıklar olarak nitelendiriyoruz. Tüm dünyada yaklaşık 1.3 milyar yılda, milyar ton yılda evsel organik atık çöpe atılıyor. Biz Kartal için basit bir hesap yaptık. Kartal'da yılda 76.912 ton evsel organik atık çöpe atılıyor. Bununla beraber israf edilen, hani bunların çöpe atılmasının ötesinde bir de aktarma istasyonlarına gidiliyor biliyorsunuz ki. Bunun için de ayrıca bir maliyet gerekli. Bu da 680 bin civarında bir maliyet. Bunun içerisinde personel giderleri hariç olan bahsediyorum. Araç ve personel giderleri hariç, sadece yakıt giderlerinden bahsediyorum. İstanbul geneli için konuştuğumuz zaman da 21 milyon yılda bu iş için harcanan para. Peki biz bu parayla neler yapabilirdik? 1967 kişiye bir yılda sabah öğle akşam yemeklerini sağlayabilirdik. Bu arada bu örnekler bizim Buğday Derneği'nin de yardımıyla kurmuş olduğumuz organik pazardan olan görüntüler Sayın Başkanımızla beraber. 1 milyon civarında fidan dikilebilirdi. Bu da parklarımızdan olan görüntüler. Meydanlarımıza, cadde ve sokaklarımıza, parklarımıza 7180 adet güneş enerjili aydınlatma paneli kurulabilirdi. Gerçi Kartal Belediyesi'ndeki parklarda güneş enerjisi kullanıyoruz. Ama bu bizim az önce bahsetmiş olduğumuz 21 milyon para nereye giderdi diye sorusunun kısa bir cevabı. Bütün bunları, gelenekselleşmiş gıda yönetimini her şeyi değiştirmek mümkün. Sessiz çalışan bir dostumuz sayesinde artık biz buna 4 yıldır dost olarak edindik. İlk başta elimize bile almaya korktuğumuz solucanlar artık oldukça samimi bir duruma geldik. Kırmızı Kaliforniya solucanı. Kırmızı Kaliforniya solucanını diğer solucanlardan ayıran birçok özellik var. Bunlardan sadece ikisini söyleyebilirim. Bu bir tanesi yüzeysel hareket kabiliyetine sahiptirler. Toplu halde yaşarlar. Diğer solucanlar, yani bizim dışarıda toprakta gördüğümüz solucanlar, toplu halde yaşamazlar. Ayrıca herhangi bir koku yapmazlar. Niçin solucanlar, kırmızı Kaliforniya solucanları bu kadar önemli? Çünkü evimizdeki organik evsel organik atıkların %75'ini tekrar kullanabiliriz. Apartmanlar için, yani ev için uygundur. Bakımı oldukça kolaydır. Gübreleri bitkiler için idealdir. Diğer solucanlardan farklı olarak her gün kendi ağırlığı kadar da atık yer ve o kadar atığı da gübre olarak çıkartır. Hangi organik malzemeleri yer? Bizim de 4 yıldır gözlemlediğimiz en çok sevdiği şey muz kabuğu. Onun dışında yumurta kabukları asiditesini korumak açısından çok önemli. Yumurta kabuğunu da çok severler. Çay ve kahve posaları. Biz Kartal ilçesinde bulunan kafelerden genelde bu posalarını alıyoruz. Ve pazarlarımızda da biraz sonra göreceğiz örneklerimizi. Ve ekranda da görmüş olduğunuz diğer sebzeleri de asidik olmayanlar hariç yerler. Asidik olanları, iğne yapraklı olanları yemezler. Onun dışında kağıt karton yerler ama şöyle ki, yani bunun baskısız olması gerekir. Renk olmaması gerekir. Kompost kabımızı nasıl hazırlarız? Kompost kabımız tercihen koyu renkte olması gerektir ama şeffaf renkte kullanabilirsiniz. Eğer karanlık bir ortamda saklıyorsanız. Ahşap bir kapta kullanabilirsiniz. Bunda zaten örneklerimiz mevcuttur. Kabımızda havalandırma için yeterince boşluk olması gereklidir. İlkin yatak malzemesini hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi kağıt, karton ve yapraklardan yatak malzemesi hazırlanıyor. Ardından yaprakları koyuyoruz. Biraz nemlendiriyoruz çünkü nemli ortamı oldukça severler. Daha sonra solucanları kabımıza koyup en son olarak da organik atıklarımızı kabımıza yerleştiriyoruz. Bir süre sonra bakıyoruz ki
Siyah altın denilmesinin zaten piyasada nedeni gübrenin renginin siyah olmasından kaynaklı. Kentleşme sebebiyle arazi eksikliği yaşanan yerlerde küçük ölçekli tarıma ilginin artması, solucan gübresine talebin artması demektir. Birçok ülke kompostlaştırmayı sıfır atık stratejisi olarak benimsemiş durumda. Bugün burada da bahsedildi bu konudan. Ve solucanların yiyebileceği mutfak atıklarını ihtiyaç duyulan yerel tarım alanlarına satmaktadırlar. Böylece çöp alanlarına para harcamak yerine atıklardan yeniden bir değer oluşturulabilir. Besin zincirine yeniden sokularak daha sürdürülebilir hale getirilebilir. Projemizin amacı mutfak atıklarımızın özellikle evlerde kırmızı Kaliforniya solucanı sayesinde organik gübreye dönüşmesini sağlamak. Bizim de hedefte sıfır atıklı belediye olma hedefimiz var. Biliyorsunuz pazarlarımız var. Pazarlardan da her pazar sonrasında oldukça fazla malzeme çıkmakta. Pazar atıklarımızın döngüsünü sağlamayı hedefledik. Ayrıca elde edilen gübreleri de Kartal'da bulunan 170 tane parkımızda kullanmayı hedefledik. Şurada pazarda, bu arada bu projeye biz Kartal'da bir okulla beraber başladık. Fen bilimleri okullarıyla beraber başladık 4 yıl önce. Şu an ayrı bir şekilde sürdürüyoruz ama onların da bahçesinde bir sistem var. Burada görmüş olduğunuz fotoğrafta öğrenci arkadaşlarımız ve müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızın pazardan topladığı atıkları görüyorsunuz. Bu da başlangıçta vermikompost alanımız oldukça küçük bir alandı zaten. Ama bu ilerleyen büyümüş, büyük haldeki resmini koymadım. Biraz da merak uyandırmak için açıkçası. Arzu edenler gelip bizim seramızda görebilirler diye. Normalde beton bir zeminde koymuştuk. Gördüğünüz gibi altında bir poşet var. Ama şu an öyle değil, kasalarda bulunmakta. Orijinal vermikompost kabı dediğimiz, biz bu işe başlarken solucanlarımızı ilkin yaklaşık 12 sene önce bu işe başlayan Burçin Karababa'dan almıştık. Ve şöyle küçük bir kompost kabı bize hediye etmişti kendisi. İlk başta bununla başladık tabii ki. Biz yaklaşık 1000 tane solucanla başladık. Zaten bu solucanlar için belki biliyorsunuzdur özel bir bilgi var. Solucanlar bulunduğu mesela bu kadar bir kompost kabının içerisinde 1000 belki 1500 tane yaşayabilir. Eğer 1500'den daha fazla miktarda konulursa bu sefer büyük solucanlar, küçük solucanlar yaşamlarını sürdürebilsin diye yemek yemeyerek intihar ediyorlar. Dolayısıyla küçük solucanlara yer açılmış oluyor. Bilgi almak isteyen vatandaşlar için bizim ofisimizde kompost, yani küçük ofis tipi bir kabımız var. Burada bilgilendiriyoruz. Arzu edenleri Sera'da bilgilendiriyoruz. Tema Vakfı bizi ziyaret etmişti. Yurt dışından öğrencilerimiz gelmişlerdi. Bir kanalla Sayın Başkanımız Operatör Doktor Altınok Öz'ün bir röportajından resimler. Okulların bahçesine kurduk bu sistemi. O okuldan bir görüntü. Bu da aslında Kartal'da değil, başka bir ilçede bulunan bir vatandaşımızın kendi evinde kendi sistemini kurmuş. Bizi de çağırmıştı gelip kontrol etmemiz açısından. Oldukça güzel bir sistemdi. Henüz yeni başlamıştı ama ilerleyen zamanlarda oldukça güzel olacağı belli. Bizim birçok hedefimiz var. Az önce belirttiğim gibi bunlardan birkaç tanesini söyledim ama biz temelde bu işi herkese öğretmek istiyoruz. Eğitimde küçük yaşta başlar düşüncesiyle ilk etapta okullara gidiyoruz. Okullarda bilgilendirme yapıyoruz. Müdürlerimizi bilgilendiriyoruz. Öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz. Önce çünkü onların bu projeye sıcak bakması gerekiyor. Daha sonra öğrenci arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz konuyla ilgili. Şu zamana kadar neler yaptık? Talep eden vatandaşlara ister ofisimizde ister bulunduğu yerde bilgilendirme yaptık. Başta Kartal ilçesi olmak üzere bize başvuranlara solucanları ücretsiz temin ettik. Hatta şimdi sistemi de biz kendimiz kuruyoruz. Bir kap plastik aldık. İşte her şeyini biz ayarlıyoruz. Sistemi götürüp kuruyoruz. Siteler ve okul bahçelerine uygulamaları yapıyoruz. Burçin Karababa ile biz başladık dediğim gibi. Burçin Hanım Manisa'da, daha önce burada Çekmeköy'de bulunuyordu. Tesisini gördük ama şu an Manisa'ya gitti. Burçin Hanım bizim Kartal ilçesinde bir konferans düzenlemişti. Bu konferanslara devam edeceğiz. Biz de zaman zaman edindiğimiz bilgiler doğrultusunda konferanslar vermeye devam ediyoruz. Elde edilen gübreyi kendi parklarımızda kullanmaya başladık. Pazar atıklarımızı toplayıp seramızda sigortasız işçiler diye belirttik ama Burçin Hanım da bu şekilde adlandırıyor. Birçok yerde de tepki aldık böyle söylediğimiz için. Ki gerçekten de öyle, hani gönüllü çalışan işçiler diyelim kısaca. Onları doyurup siyah altın elde ediyoruz.
Benim anlatacaklarım bu kadar aslında. Şöyle şeyler söyleyebilirim bunun dışında. Emre Bey süreyi verimli kullanmamı söylemişti. Sanırım verimli kullandım. Birkaç bilgi eklemek istiyorum. Biz 4 yıl içerisinde 800 tane noktada solucan gübresi sistemi kurduk. 800 nokta derken bizden talep eden 800 kişiye biz bu solucanları dağıttık. Götürdük sistemlerini kurduk. Daha sonra bunu ticari boyuta getirenler oldu. Ticaretini yapanlar oldu. Orada zaten yollarımız ayrıldı. Bizim çünkü hedefimiz sadece bu işi öğretmekti. Yine bize bilgi danıştıkları zaman bilgiyi sunmakta hiç problem yaşamıyoruz. Bunun bu arada toprak analizini, gübre analizini yaptırdık. Hani merak edenler için. Belli bir pH tutturmayı çünkü hedeflemiştik. Literatürde genel olarak kırmızı solucan gübresiyle ilgili pH olarak 7 civarında bir rakam söylüyor. Bizim de o rakamlara yakın bir oran çıktı. Biraz daha düşürmeyi hedefledik açıkçası. Onun dışında birçok yerde bilgilendirme yapıyoruz. Bizim ofisimize dışarıdan hani sadece Kartal'dan değil, Diyarbakır'dan, Manisa'dan, Mardin'den, Urfa'dan, İzmir'den birçok gelen belediyeler oluyor. Bizden sistemi kuruyorlar, öğreniyorlar. Bu konuda yardımcı oluyoruz, destek sağlıyoruz. Ama solucan vermiyoruz bu arada. Sadece yol gösteriyoruz. Çünkü ilk etapta başlamaları için bir belediyenin oldukça büyük bir miktarda başlaması gerekiyor. Benim anlatacaklarım bunlar. Zaten burada olan birçok kişiyle hani genel olarak bilgi sahibidir diye düşünüyorum. Ama biz yerel yönetim olarak neler yaptık? Bunlardan bahsetmek istedim.